Merhaba sevgili öğrenciler forum sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere MEB yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabının 192'den 197'ye kadar olan sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 192'den başlayalım. Cevap 3 boyutlu yazıcı. 3 boyutlu modelleri kalıba ihtiyaç duymadan 3 boyutlu gerçek nesnelere dönüştüren ve üreten bir cihazdır. Otomotiv parçaları, mühendislik, mimarlık, kuyumculuk ve aksesuar, sanat, kalıp, medikal parçaları ve dental alanlarında kullanılır. Sahibi 194. Birinci etkinlikte videonun bu kısmını durdurup bulmacadaki kelimeleri şekildeki gibi bulabilirsiniz. İkinci etkinlikte birinci cevabı. Bilgisayarda sizilen modelleri 3 boyutlu şekilde gerçek nesneler yapmaya yarar. 2. Klasik yazıcılar bilgisayardaki belge ve resimleri kağıt üstüne basım yaparken 3 boyutlu yazıcılar bilgisayarda tasarlanan modelleri 3 boyutlu şekilde gerçek nesnelere çevirir. 3. Lazer internet bilgisayar programları. 4 mimari, sağlık, uzay teknolojileri, otomotiv, sanat ve benzeri alanlarda kullanılmaktadır. 5. Oyuncaklar, protezler, çöp kutusu, duş başlığı, kask, telefon kılıfı ve benzeri. 3. Etkinlikte birin cevabı sizin 3 boyut yazıcınız olsa ne öğretmek isterdiniz? Yatağın kenarında sahip bir telefon tutacağı tasarlardım. 2. 3 boyut yazıcının avantajı ve dezavantajları nelerdir? Avantajları daha uygun fiyatlı olması, riski azaltması, hızlı üretim sağlaması, özelleştirmesinin kolay olması, ailesiz üretim yapması, yeni şekiller ve yapılar üretmenin kolay olması, çeşitli malzemeler kullanılabilir, daha iyi kalite sunar. Dezavantajları, üretilen 3 boyutlu malzemelerin geri dönüşümü çok maliyetli olan ürünler olduğu için tavsiye edilmez. 3 3 boyutlu yazıcı kim tarafından tasarlanmıştır? Mühendis olan Chuck Hall tarafından tasarlanmıştır. Sayfa 195 4. çizgimde A'nın cevabı NASA 29 Temmuz 1958 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Dwight D. Eisenhower tarafından kurulmuştur. Günümüzde Uluslararası Uzay istasyonunu desteklemekte ve yeni Ares RS-1 ve RS-5 iniş araçlarını geliştirmektedir. B'de birinci cevabı uzay yolculuklarını ve uzay teknolojilerinde kullanmak amacıyla desteklemektedir. 2. NASA'nın gelişmiş yiyecek teknolojisi programı uzay ekibini minimum zamanda güvenlik, ulaşılabilirlik, çeşitlilik ve besin istikrarı özellikleri taşıyan kumanya ile buluşturacak yöntemler geliştirmeyi hedefliyor. 3. Ben uzay araştırmalarını 3D yazıcılarını kullanarak uzayda yaşam alanı kurmak için katkıda bulunmak isterdim. 4. 3 boyutlu yazıcılarla çizimler gerçeğe dönüşüyor metninde 3 boyutlu yazıcıların yaptığı işler ve kullanım alanları anlatılmaktadır. 3D yazıcı çılgınlığına NASA'da kapıldı metninde ise 3D yazıcıların uzay araştırmalarına kullanımı ve NASA'nın destek verdiği anlatılmaktadır. Sayfa 5. etkinlikte bir koşu sonuç, iki neden sonuç, üç amaç sonuç. Altıncı etkinin cevabı bu karikatürde bir gezegen önünde ve uz uzay boşluğunda duran bir cihaza bağlı olup selfie çeken 3 astronot görüyorum. Bu karikatür gelecekte uzayda daha rahat hareket alanımızın olacağından bahsetmektedir. Sayfa 197 7. etkinlikte sırasıyla edatlarımız için, için, gibi, göre, için altlarını çizebilirsiniz. 8. etkinlik cevabı bence gelişen teknoloji ile birlikte yakın gelecekte tıp alanında gelişmeler yaşanacaktır. Daha acısız, ilaçsız ve kısa süren tedavi süreçleri olacaktır. Özel çiftler ile hastalığı ilk başladığı zamanı tespit edebileceğiz ve böylelikle ciddi rahatsızlıklarda geç kalmış olmayacağız. Dokuzuncu etkinlikte tanıtım yasını videonun maksimumunu durdurarak sorunuzun cevap kısmına şekildeki gibi yazabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.